kadın üreticilerin ürettiği ürünlerin yöresel değerleri ve kültürel değerleri var. Ve her şeyden öte o ürünleri üreten kadın üreticilerin çok güçlü, çok başarılı ve çok girişimci hikayeleri var. Hayatlarında bir şeyleri değiştirmek için her sabah kalkıp o üretimhaneye giriyor. İsviçre'de yaz stajımı yapıyordum, kadınların elinden kurulmadan önce. Orada tarımla ilgilendim uzunca bir süre ve Türkiye'ye döndüğümde burada çok daha kolay yapılabileceğini anladım aslında. Büyük bir baraj inşa etmektense önce bir kanalını kuralım ve o kanalda üreticiyi, tüketiciyi, gıdayı, doğalı, organiği tanıyalım dedik. Sosyal girişimcilikle bizi buluşturan şey aslında tedarikçilerimizin hepsini sadece kadın üreticilerden seçmemizdi. Hikaye böyle başladı diyebiliriz. Kadınların elinden Anadolu'daki kadın üreticilerin doğal ve organik ürünlerini büyük pazarlarla buluşturan ve bu süreçte de kadın üreticilerin topraktan son ürün ulaşana kadarki bütün aşamalarında yanında olan bir sosyal girişimdir. Pazarlama, tedarik, bunların üretimlerinin planlanması, sistemlenmesi ve satışı gibi birçok konu geliyor. İşte kadınların elinden bu noktada kadın üreticilerin üretim dışındaki bütün noktalarında birebir aktif bir şekilde birçok katkı sağlarken üretimde de planlama anlamında katkı sağlıyor ve bu sayede aslında kültürel değerlerimizi, yöresel ürünlerimizi, kadın üreticilerin ürettiği o güzel ürünleri büyük kullanıcılarla buluşturabiliyoruz. Hikayeleri nasıl? Neredeler? Kim bu üreticiler? Hani birilerinden ürün alacağız ama kim onlar? Önce onu tanımak istedik. İlk baştaki hikayede bu şekilde birkaç kooperatif belirledik kendimize. İlki Zonguldak, ikincisi Hatay'dı hatta. İki noktayla başladık. Her gıdanın organik mi, doğal mı yapısını koruyarak ilerletiyoruz. Hiçbir şekilde katkı maddeli bir ürün buradan içeri giremez. Kadınların elinden belli bir noktaya geldikten sonra ikinci yılımızdayken biz artık şuna emindik. Biz çok güzel bir iş yapıyoruz, bu dünyaya değer katıyoruz ve etki yaratıyoruz. Bizim anlatacak çok fazla hikayemiz var. O noktada biz de bizim bir hikayemiz var dedik ve İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri'ne başvurduk. Onlar zaten hayatlarında bir şeyleri değiştirmek için her sabah kalkıp o üretimhaneye giriyor. Kadın üretici hayatından nasıl bir zorluk yaşarsa yaşasın, sabah o kooperatife geldiğinde manevi yaralarını da kafasındaki başarma hayaliyle, ekonomik özgürlüğünü ele alma hayaliyle değiştiriyor. Çevremizdeki birçok ürün veya hizmet kadın üretici tarafından üretiliyor. Ama maalesef o kadın üretici onu üretmek zorunda kalıyor, arka planda kalarak üretiyor. Burada başrol oyuncusu yine ürünü ortaya çıkaran kadın üreticiler ve biz bu yüzden kadın üreticinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. En büyük hayalimiz Türkiye'deki doğal gıda ulaştırıcısı anlamında en büyük marka olmak, en büyük platform olmak ve bunu da kadınların elinden olarak kadın üreticilerle birlikte başarmak istiyoruz. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü ekibine, arka taraftaki bütün çalışanlara ve bize inanan bütün jüri üyelerine çok teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü arka tarafta kadın üreticilerimiz hak ediyor.